Malta, Akdeniz'de Sicilya Adası'nın güneyinde, İtalya, Tunus ve Libya'nın ortasında bulunan oldukça stratejik bir adadır. Akdeniz'in tam ortasında ve en daraldığı yerde bulunduğundan dolayı tarih boyunca Akdeniz ticaretini ele geçirmek isteyen devletlerin hedefi olmuştur. Malta'ya hakim olan istediği gibi Akdeniz'i kitleyip doğu ve batı arasındaki ticareti etkileyebilir ve çıkarlarına uygun şekilde yeniden düzenleyebilir. Ayrıca Malta Avrupalılar için Kuzey Afrika'ya açılan kapıydı. Bu yüzden Fenikeliler, Romalılar, Yunanlar, Araplar, İspanyollar, Fransızlar, İngilizler ve daha birçok ulus tarafından istila edilmiştir. Tabii ki dönemin en büyük güçlerinden biri Osmanlı da bu adayı istila etmek istedi. 1565 yılında Malta'yı kuşatan 24 bin kişilik Osmanlı ordusuna karşın 6100 kişilik Malta şövalyeleri tarihin en ünlü direnişlerinden birini sergileyerek Osmanlıları püskürtmüştür. Adı yenilmeze çıkan Osmanlı ordularına karşı Avrupalılar bu direniş sonrası tekrardan özgüven kazanmışlardır. Osmanlı'ya direnen şövalyelerin komutanı Jean de Valette'nin ismi bugünkü Malta'nın başkentine verilmiştir. Malta bugün 5 adadan oluşan bir ülkedir. Bu adaların ikisinde yerleşim yok. 1964'e kadar kendi istekleriyle İngiliz idaresinde kaldılar ve 21 Eylül 1964'te özgürlüklerini ilan ettiler. İngiltere adadaki hakimiyetini yine de sürdürdü. Son askerlerini 1979 senesinde geri çekerek adayı tamamen Maltalılara bıraktılar. Malta halkı ise ulusal bayramlarını İngilizlerin çekildiği tarih değil, Osmanlıları yendikleri tarih olan 8 Eylül olarak kutlarlar. İkinci Dünya Savaşı'nda yine stratejik öneminden dolayı çok ağır bombardımana maruz kaldılar. Toplamda 3000 bombanın atıldığı hava saldırıları nedeniyle büyük yaralar alsalar da kısa sürede toparlandılar. 2004'te Avrupa Birliği'ne tam üye oldular ve 2008'den beri Avro para birimine geçtiler. Maltalılar, Yahudilerden sonra dışa en kapalı topluluklardan biri, yani başka ülkeler ve topluluklardan insanlarla evliliklere pek sıcak bakmıyorlar. Bu yüzden genetik olarak en kötü milletlerden biri, kalıtımsal rahatsızlıkların birçoğu nesiller boyunca devam edebiliyor. Ülkede Mifsud ve Muscat soyadına sahip çok sayıda insan var. Başka ülkelerden insanlarla evlenmedikleri için Malta'nın en büyük iki ailesi konumuna geldi bu aileler. Şu anda görevde olan başbakan da Muscat ailesi mensubudur. Tam adıysa Joseph Muscat. Malta, Katolik inanca sahip insanların yaşadığı ve bu konuda oldukça muhafazakar bir ülkedir. Küçük ülkede her 1000 kişiye bir kilise düşüyor. Arap kültürüne bu kadar yakın olan bir yerde Müslümanların olmamasının nedeni ise Kutsal Roma İmparatoru 2. Frederik'in 1249'da adadaki Müslümanları sürgün etmesidir. Malta'nın resmi olarak iki dili var. Biri İngilizce, diğeri Maltaca. Ülkenin %88'i İngilizce biliyor. Bütün resmi işler ve yazışmalar da İngilizce olarak yapılıyor. Maltaca da Arapça, İtalyanca ve İngilizce karışımı bir dil. Ülkede ayrıca büyük bir çoğunluk İtalyancayı da ana dili gibi konuşabiliyor. Resmi ve konuşulan dilin İngilizce olması hem dil okulları bakımından hem de üniversite eğitimi bakımından Malta'yı öne çıkardı ve son zamanlarda öğrencileri kendisine çeken bir yer oldu. Malta biraz da Avrupa'nın Kıbrıs'ı durumunda. Avrupa Birliği'ne bağlı olmasına rağmen esnek kurallar ve rahat vergi sistemi Malta'yı diğer vergi cenneti olan ülkelerden ayırıyor. Mesela ülkemizde kanun dışı hareket etseler de faaliyet göstermeye çalışan bahis firmalarının büyük bir çoğunluğu Malta merkezlidir. Avrupa'nın diğer ülkelerine ait şirketlerin başka bir ülkede böyle kanunsuzca iş yapmasına ülkeler pek izin vermez. Gelelim zenginlerin neden Malta vatandaşlığı aldığı konusuna. 2008'de dünya çapında patlayan ekonomik krizden sonra Malta hükümeti bir dizi reformlar yaptı ve Malta'yı bir ticaret ve finans merkezine çevirdi. Yatırım yapılması kaydıyla vatandaşlık verilmesi kanunu getirildi. Seyşeller ve Türken Kaykos Adası gibi tamamen offshore bankacılığına yönelik ülkeler, ticaret çevrelerince artık iyi gözle bakılmayan yerlere döndüler. Bunun sebebi bu ufak ülkelerin tamamen vergi kaçırma ülkesine dönmesinin yanında kara paranın da bolca aklanması. Malta'nın imajı ise daha düzgündü. Dediğim gibi Malta bir Avrupa Birliği ülkesi. Malta vatandaşı olan kişiler Avrupa'nın istediği ülkesinde iş yapma ve yaşama hakkı kazanabiliyorlar. Ayrıca dünyanın en güçlü 7. pasaportuna sahip olabiliyorlar. Malta pasaportu ile Schengen bölgesi, Avustralya, Hong Kong, Japonya, Singapur, Arap ülkeleri, Kanada ve Amerika'nın da dahil olduğu 182 ülkeye vizesiz ve şartsız gidebilirsiniz. Türkiye'de %20, Avrupa ülkelerinde de %20 ile %25 arası olan kurumlar vergisi, Malta'da sadece %5. Hiçbir servet ve sermaye vergisi yok. Ülke dışına giden veya Malta'daki şirketlere aktarılan kar paylarına hiçbir stopaj uygulanmıyor. Tüm bunların neticesinde tabii ki Malta'da şu an en hızlı büyüyen sektör finans. Yani Malta vatandaşlığı alan zenginler dünyanın her noktasına seyahat özgürlüğü yakalıyor, hem de çok düşük vergilerle Avrupa Birliği merkezli bir şirkete sahip olabiliyor.
Fakat Malta'nın bu yükselişi Avrupa Birliği yetkilileri tarafından yoğun eleştiriler almaya başladı. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün raporunda vatandaşlık verdiği kişiler hakkında şeffaf davranmadığı için tepkileri üzerine çektiler.